İyi akşamlar değerli Agro TV izleyenleri. Bir pancar şeker programına daha hoş geldiniz. Ben Sevda Hallaç. Bir saat kadar boyunca Oğuz Kavuncuoğlu ile birlikte ekranlarınızın başında olacağız. Evet, hemen değerli hocama seslenelim. Bizleri duyabiliyor mu? Merhabalar Oğuz Kavuncuoğlu. Merhaba Sevda Hanım. İyi akşamlar. Gayet iyi duyuyorum. Benim sesim geliyor mu? Harika. Sizin sesiniz de geliyor. Çok güzel. Nasılsınız? İyi misiniz? Nasıl geçiyor? İyiyiz. Yorgunuz. Sabahtan akşama kadar köylerde seçim çalışmaları var. Bu akşam program nedeniyle yarıda kestik geldik. Program tabii durmaması gerekiyor. Bilgilendirmelerin bitmemesi gerekiyor. Bu sebeple geldik. Programımızı yapacağız inşallah bu akşamda. Evet. En kısa zamanda da tabii İstanbul'a bekliyoruz bu arada sizi. Herhalde bir dahaki program için önümüzdeki seçim süreci de bitmiş oluyor. Seçim süreci bittikten sonra da artık rahat rahat geliriz Sevda Hanım. Harika. Şimdi hemen izninizle hatırlatmalarımı yapayım. İzleyicilerime sonrasında Serkospora ile başlayacağız. Bir önceki programımızda Serkospora hastalığından bahsetmiştik. Şimdi şeker pancarında birçok dönemsel hastalık ve zararlılar oluyor. Bu dönemde Serkospora dönemi ve pancar gruba baktığımızda da bayağı bir sıkıntı var anladığımız kadarıyla üreticilerde. Onu soracağız size. Serkospora'yı konuşacağız ve girdi fiyatlarını konuşacağız. Şeker fiyatlarına zam gelmiyor mu diyeceğiz. Pancar fiyatları ne zaman açıklanır diyeceğiz. Biraz sektöre dair konuşmalar yapacağız ama öncesinde siz de pancar gruptan isterseniz bağlantınızı yapın. Ben de hemen numaramı hatırlatayım ve sosyal medya hesaplarından da değerli Agro TV izleyenleri şu anda Agro TV'nin sosyal medya hesaplarından, Facebook'tan, YouTube'dan ve Instagram'dan bizleri canlı olarak izleyebilirsiniz. Oğuz Kavuncuoğlu'na konuyla ilgili sorularınızı sorabilirsiniz. Ayrıca 535-260-1665 numaralı WhatsApp hattımızdan da yine konuyla ilgili sorularınızı eğer bize iletirseniz ben de kendisine yönlendiriyor olacağım. Buyursunlar hocam. Biz bugün Serkospora'yı konuşacağız ama diğer bölümün konusu da Serkospora hastalığıydı. Serkospora nedir? Evet. Hastalığın belirtileri nelerdir? Şu dönem Serkospora mı var bahçelerde, şeker pancarı tarlalarında? Buyursunlar, söz sizde. Geçen dönem, geçen programda da bu konuyu işlemiştik ama şu anda tam konuşmamız gereken konu olduğu için Sevda Hanım biz bir defa daha üzerinden geçelim. Çiftçilerimizin aklında kalsın diye. Aslında bu bölümün şeyi farklıydı, konusu farklıydı. Gelen sorulara göre ben tekrar bu konuyu işlemek istedim. Serkospora bugünden sonra artık Türkiye'nin her yerinde bir an hemen ortaya çıkabilecek, bir de baktınız tarlalarda sıkıntı çıkarabilecek bir hastalık. Yaprak leke hastalığı. Son bir hafta 10 gündür de bize şeyler gelmeye başladı. Resimler gelmeye başladı. Artık bir şekilde Türkiye'nin her tarafında çok yüksek bölgeler, 1300-1500 metre olan bölgeler haricinde artık Serkospora'yı biz her yerde görebiliriz. Bunun kriterlerini söylemiştik. Ne demiştik? Serkospora mantarı, sporları her tarafta şu anda Türkiye'nin genelinde yaygın. Bunun olmadığı bir yer yok. İkincisi, bu hastalığın olması için gündüz sıcaklığın 30, gecenin de 15 derecenin üzerine çıkması gerekiyor. Üçüncüsü de tarla çinemi %90 üzerine çıkması gerekiyor. Geçtiğimiz hafta bu şartlar yerine geldi. Tüm Türkiye'de ciddi sıcaklıklar oldu. Bu bitkileri zayıf düşürdüğü gibi özellikle mantar enfeksiyonlarında sporların patlamasını sağladı. Şimdi aradan geçecek iki hafta sonra bütün tarlalarda dediğimiz şartlarda olan tarlalarda Serkospora'nın yaprak lekesini geçen hafta olduysa 18-20 gün içinde yapraklarda çiftçilerimiz görmeye başlayacaklar. Ağustos'un ilk haftası, Temmuz'un son haftası, İç Anadolu şartları için söylüyorum bunu. Temmuz'un son haftasıyla Ağustos'un ilk haftasında mutlaka ilaçlamalarını yapmış olmaları gerekiyor. Pancarda ve diğer ürünlerde de bir şart vardır, şöyledir. Mantar hastalıkları, bakteri hastalıkları gibi hastalıkların tahmin edersiniz, bir beklenti içindesinizdir. İklime göre, özür dilerim, önce atarsınız. Koruyucu ilaçlama önemlidir. Ama böceklerde ise böceklerin geldiği anda ilaçlarsınız. Şimdi bu ikisini karıştırmasın çiftçi arkadaşlarımız. Artık Ağustos'un ilk haftası mutlaka
İç Anadolu bölgesinde rakım özellikle 1000-1200'e kadar olan bölgelerde bir ilaçlamayı yapmaları çok faydalarını olacak. Onun için ilaç isimlerini ben gruptan da yazdım, soranlara da yazıyorum. Mutlaka pancarın içine girilerek ilaçlama yapılacak. Bunu buradan da belirteyim. Yağmurlamanın son 5-10 dakikasıydı veyahut da işte hocam damlama var, damlamadan verebiliyor muyuz diye bir sürü soru geliyor. İçine girilecek pülverizatörle, ilaç makinesiyle bu ilaçlama yapılacak. Artı sulanmayla arasında en az 3 gün olacak. Mesela bugün suyu suladık, pancarı suladık. Pancar tarla kuruması en az 3-4 gün, traktör içine giremez 3-4 günde. 3-4 gün beklendikten sonra ilaç atılacak. En az 48 saat, en iyi de 72 saat. Yani en az 3-4 gün ilaç üstünde dursun. Yani ilacı atıp da çiftçilerimiz hemen yağmurlamaya başlamasınlar. İlacın bitki bünyesine girip bitki bünyesinde aktif hale gelmesi en azından 48 saat sürüyor. Bu süreyi öldürmesinler. İlaçlamada dikkat edecekleri husus bu. Burada ilaçlama memesi olarak da normal konik memeyi kullanabilirler. Yani siri de kullanabilirler. İki memede, ticet memede, konik memede kullanılabilir. İlaçlama saatleri 27 derecenin altında yapılması gerekir. Her seferinde yazıyoruz. 27 derecenin üzerinde hiçbir ilaç gübre atılmaması gerekir. Bunu da buradan söylüyoruz. Çiğ olan saatlerde ıslak yapraklara ilaç atılmaz. İlacın etkisi yarıya veya daha aşağıya düşer. Onun için genellikle havanın serinlemeye başladığı akşam saatlerini çiftçilerimiz tercih ederlerse bu ilaçlamadan maksimum fayda görürler. 2010 yılından önce böyle bir hastalık yoktu İç Anadolu genelinde ama artık iklim değiştiği için bir an önce bu ilaçlamanın özellikle tekrar söylüyorum Ağustos ayının ilk haftasında herkes İç Anadolu'da Doğu Anadolu hariç 60 olsun. Amasya'da ikinci, üçüncü ilaçlar şu anda çiftçiler tarafından atılıyor. Sahile yakın bölgelerde, rakımı düşük bölgelerde bu ilaçların belki ikinci satılıyor, üçüncü satılıyor. Bölge bölge değişir çünkü bu. Ama burada bir tane hedefimiz var. Hedefimiz şu, Ağustos ayında pancar hastalığı, yaprak hastalığına yakalatmadan bir karşıya geçebilmektir. Eylül ayını bulabilmektir. Eylül ayına girdiğinde zaten artık pancara ilaçlama yapılmaz. Çünkü sıcaklıklar düşüyor. Epidemiyi oluşturacak yani serkosporanın mantarlarının patlayacak, sporların patlayıp mantara dönüşecek hali oluşamayacağı için de Eylül ayının ilk haftasında belki son ilaçlamayı yapacağız ve o şekilde hasata doğru gideceğiz. Çok sıkıntılı bir döneme giriyoruz şu anda. Tekrar söylüyorum, geçen hafta yaşadığımız sıcaklıklar enfeksiyonların oluşması için çok hızlı bir destek sağladı. 30'un altında olsaydı belki olmayacaktı bunlar. Onun için tekrar söylüyorum, ilaçların hangileri isimlerini buradan ticari olarak söyleyemiyorum ama Ağustos ayının ilk haftasını baskılayarak söylüyorum. Lütfen ama lütfen herkes ilaçlamaya başlasın. Şimdi buradan sorular da geliyor Oğuz Bey. Evet, tabii o... yani serkosporanın dışında da sorular geliyor ama şu an konumuz serkospora olduğu için yani çok da dışına çıkmayalım istiyorum. Ama belki birer cümleyle söyleyebilirsiniz hani serkosporanın dışında şu anda bu kadar ağır bir mücadele ettikleri hani çünkü hani konu başlığımız hastalık ve zararlar dedik tamam serkospora üzerinde konuşacağız ama onun dışında şu an üreticiyi zorlayan bir hastalık var mı? Şu anda bazı bölgelerde siyah bakra biti dediğimiz pancarın göbeğinde olan bir bit var. Bu çok yaygın olmaz. Bunun dışında da şu anda pancara zarar verecek bir zararlı yok. Ağustos ayının en meşhur hastalığı serkosporadır. O siyah bakra biti için de bayi arkadaşlar çok farklı ilaçlar öneriyorlar. Onun bir tane etkili ilacı vardır. Primikarp aktif maddeli. Primikarp, ben tekrar edeyim belki duymuyor arkadaşlar. Bu ilaç bu böcek için, bu bit için, böcek değil bit için gayet tesirli bir ilaç. En önemli özelliği uğur böceklerini öldürmezler. Bu ilaç uğur böceğini öldürmez. Uğur böcekleri bu siyah bakra bitinin yumurtalarını yer. Yani
Şöyle söyleyebiliriz. Bir tarlada geziyoruz pancar tarlasında. Eğer bir tarlada uğur böceği görüyorsanız o bitoriye gelmiştir, yumurtlamıştır. Onun yumurtlarının kokusuna geliyor. Onları yemek için geliyor. Onun da besin kaynağı o. Pancarın göbeklerini kontrol etmek lazım. Aşırı çoğaldıklarında ciddi zararlar verebiliyorlar ama siyah pakrabiti genelde Türkiye'de çok ciddi zarara yol açmaz. Özellikle nemli ve sıcak bölgelerde olması beklenir. Ama size biz her yıl bir şekilde biz pancarda siyah pakrabitini görürüz. Bazı bölgeler ismine kevzi der, bazısı kara böcük falan derler ama doğru ismi bunun siyah pakrabiti. Onun dışında bana çok gelen sorulardan bir tanesi de madem hastalık zararları konuşuyoruz. Şöyle sorular var. Hocam benim pancar solmaya başladı. Hocam benim pancar çürümeye başladı. Bu hastalıklar arkadaşlara en başında biz Nisan-Mayıs ayındaki programlarda mutlaka bir bakır kullanmasını tavsiye etmiştik. Çünkü kök çürüklüğüne sebep olan etmenlerin de büyük çoğunluğu mantar enfeksiyon, rizoktonya gibi, fitüm gibi veyahut da fusarium gibi bunların hepsi mantar enfeksiyonları. Selkospora da bir mantar enfeksiyonu. Selkospora yaprakta bitki rizoktonya, fusarium kökte olan enfeksiyonlardı. Bunlar pancarın ilk döneminde, pancar 2-4 yaprak dönemindeyken pancara yapışırlar. Pancarın içine girerler bir şekilde. Pancar bu arada gelişmesine devam edebilir ama bugüne geldiğinde asıl stres şartları şimdi oluşmaya başladı. Özellikle aşırı sıcak stresinde bir de yoğun su varsa pancarlar çürümeye başlarlar. Bunun bir adım gerisine gittiğimizde aslında bu hastalığı bizim pancarımız ilkbaharda 2-4-6 yaprak döneminde yakalandığı için bu zamana kadar geldi. Bu zamanda sıcaklık stresiyle kendisini yoğun göstermeye başladı. Onun için de buradan arkadaşlara da geriye dönük olarak özellikle tarlası çürüyen arkadaşlara söylüyorum buradan. Bu ilkbaharda bu bakır atılacak. Veyahut da koruyucu işte prokuroraz aktif madde ilaçlar ilkbaharda atılıp tedavi edilseydi şimdi o çürümeleri görmeyeceklerdi. Selkosporayı 20 gün 1 ay sonra göreceklerdi. Bu sebeple de asıl korumayı 2-4 yaprakta yapmaları gerekiyordu. Peki şimdi bir önceki programda da konuştuğumuz için siz de şimdi onu söylediğiniz için bu şey hayvan pancarına daha erken geliyor demiştik. Evet. İşte çiftçinin erken teşhis yapabilmesi için tabii sürekli tarlasına gezmesi gerekiyor dediniz ama sanırım erken teşhis yapamazsa da ya da söylediğiniz tarihleri yakalayamazlarsa sonrasında biraz daha başları ağrıyacak, daha büyük ekonomik zararlarla karşılaşacaklar. Kesinlikle. Kesinlikle ben ekonomik zararının hangi boyutlarda olduğunu da şimdi söyleyebilirim. 2014 yılıydı yanılmıyorsam ya da 2015 yılı Türkiye'de ortalama şeker oranı 1,5 polar düştü. Bazı bölgelerde 2 ama ortalamasında 1,5-2 arası diyebiliriz önceki yıllara göre. Şu anda 20 milyon ton pancar üretilen bir ülkede 2 polar düşmesi demek ne kadar %2'si ne kadar yapar 20 milyon tonu? Yaklaşık 400 bin ton şeker açığı verdirdi bize. O yılki rakamları hatırlıyorum. 350 bin ton civarında bizim şekerimizde açık oluşmuştu. Bugünkü parayla bu 350 bin ton şekerin parasal karşılığı yaklaşık 1,5 katrilyondur. Bir hastalığın bize açtığı zarar. Tabii bu zarar hem fabrikalara yansıyor. Çünkü kotayı doldurmak için ekstradan bir pancar alımı yapmak zorunda, uzun süre çalıştırmak zorunda. Polar düştüğü için de çiftçinin cebine daha az para girdi. Burada iki tarafa da zarar var. Onun için burada tekrar baştan söylemek olursa dayanıklı çeşitle başlayıp işte bakır bor vererek üreyi daha az sülfat gübresini, şeker gübresini daha çok vererek sulama periyotlarına dikkat ederek ve Temmuz-Ağustos ilaçlama yapıldığında Türkiye çiftçisi bu 1,5 katrilyonluk kaybı kesinlikle alıp cebine indirebilir. Yani bu üretimden olan bir kayıp. Bir de bizim anlattıklarımız var. Tam tersini düşünün. Eğer buradan şunu da iddia ediyorum. Her çiftçi bizim dediğimiz uygulamayı tam olarak yaparsa
Türkiye'de ortalama pancar verimi 2 ton artar. Polarımız da 2 ton artar. 2 polar artar. Tam tersine bir hareket de yapabiliriz. Bunun için de defalarca yazıyoruz işte tarla hazırlığından ekim mesafesi, ekim tarihi, tohumların seçilmesi gibi bir sürü şey yazıyoruz. Söylüyoruz. Dikkat eden insanlar paraları kazanmaya başladılar şimdi. Dikkat etmeyenler de hala hocam pancara niye zam gelmiyor? Pancara zam gelip gelmemesi bizim elimizde değil. Biz ona bir şey yapamıyoruz. Yani ben çiftçiler tarafındayım şimdi. Ben çiftçiyim. Biz bunu fabrikalar, devlet, önce devlet zam yapacak, sonra fabrikalar zam yapacak. Biz buna bir şey yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Ama pancardan verim almak, pancardan polar almak bizim elimizde. Bana sorsunlar onu. Ben hepsine tek tek anlatıyorum. 73 bin kişi olduk biz grupta. Belki de bir ihtisas alanında yani bir ürün grubundaki en büyük grubuz Türkiye'deki ve burada en sağlam duran grubuz. Siyasetimiz yok. Arkadaşlar gayet nazik yazıyorlar. Küfürleşme gibi şeyler yok. Bu konu bayağı beni yorsa da o konuda hiç taviz vermeden biz yolumuza devam ettik. Şimdi bakıyorum grupta bazen sorular soruluyor. Arkadaşlar benden önce cevaplamaya başlamışlar. Evet, evet, o çok güzel. Oraya bu ilacı atın, buraya bunu yapın falan diye. İşte onun için de o gruptan da bilgilendirmemiz sürekli devam ediyor. Selkospora değil, pancar sektörüyle alakalı. İkinci bölümde reklamlardan sonra biz sektörü konuşacağız. Yani biz iki taraflı bu işin iki kanadı var. Birincisi tarla tarafındayız. Biz mühendis tarafındayız şu anda. Biz pancardan nasıl yüksek verim, yüksek polar alırız? Biz hep bu taraftayız. Bu tarafta duruyoruz. Ama bir tarafta işletmeler yani fabrikalar ve fabrikaların sahipleri devlet, kamu, kooperatifler olmakla beraber 3 grupta şu anda toplanıyor. Bunların da artı problemleri var. Bunların da büyük sıkıntıları var. Yani çiftçi, ben size şöyle söyleyeyim. Bir çiftçi 50 dekar pancardan zarar etmez. Çok afaki bir durum olduğunda. Diyelim ki 10-15 bin lira, 20 bin lira zarar ettiğini varsayalım. Bir fabrika zarar ettiğinde 100-200 trilyon para zarar ediyor. Onun için de fabrika boyutları da bu iş için çok önemli. Fabrika boyutundaki yapılacak işlemler de özellikle devlet dolar ilişkilerde Tarım Bakanlığı'nın konuyla alakalı birimleriyle yapılacak görüşmelerde bu konuların ele alınması gerekiyor. İkinci bölümde zaten bunu işleyeceğiz. Evet. Tekrar Selkospora'ya dönmek istiyorum Sevda Hanım. Buyursunlar hocam. Şeyi sormak istiyorum. İlaçlamayla ilgili hatta geçen programda da yine konuşmuştuk. Yani Amasya bölgesinde 7-8 defa ilaçlama yapan üretici var demiştik. Bu hastalıkla mücadelede tarlamızı kaç sefer ilaçlama yapmalıyız? Doğru ilaçlama yöntemi nasıl olmalıdır? Evet. Bir soru daha var. Aslında soruyu sorup mu devam etsek? Reklama 5 dakika var diyor. Siz buyurun hocam. Onun üstüne ben yine araya son bir dakika soruyu soracağım. Bir dakika sorusu. Az önce bir tane ben soru okudum. Kim sormuş onu da söyleyeyim ben buradan da. Şu anda gruptan izleyen bir tanesi. Selkospora'ya çamaşır suyu kullanılıyorlar. Eyüp Çelici sormuş. Selkospora'ya çamaşır suyu kullanılmaz. Çamaşır suyu bir dezenfektandır ama bu buna benzer ilaçlar soğanla falan da daha önce denendi. Hocam yapılıyor mu gerçekten? Yapılıyor muydu böyle bir şey yoksa? Denemesi hayır. Çamaşır suyu değil. Hipoklorik asit olarak yaprak yüzündeki mantar veya da bakterileri öldürmek amaçlandı ama çok iyi bir çözüm olduğunu söyleyemiyoruz. Çamaşır suyunu biz aslında doğruyu kullanım yeri şu. Ben söylemiştim ama biraz yanlış anlaşılma var. Onun için biz ne söyleyeceğimize bayağı... Ben soramadım. Arada size soracaktım hocam böyle bir şey yazılmış diye de neyse siz zaten iyi Hayır. oldu söylediniz. Şimdi çamaşır suyunun kullanım amacı şu. İç Anadolu'da bizim ilaçlama yaptığımız bölgelerde sular kireçli. pH'ları yüksek. Eğer mesela bir ton suya, bir ton ilaçlama suyuna biz
1 litre hipoklorik asit, yani halk dilinde çamaşır yüzünü karıştırırsanız suyunun pH'ini düşürür. Suyun pH'ini düşürmek tarımsal ilaçlamada çok önemlidir. 6-7 pH ilaçlamayla, yani suyla ilaçlama yapılması gerekir. Orada 7'nin üzerindekilerde bazı ilaçlar çok hızlı bozuluyor. Yani biz traktöre şeyi doldurduk, ilacı. Suyumuzun pH'i 8'di. Bazı ilaçların bozulma süresi 5 dakika. Daha sonra diyorlar ki ya hocam ilaç işe yaramadı. Hayır, bizim suyumuzun kireci yüksek olduğu için sudaki kireç o ilacı bozdu. Onun için onun öncesinde, ilaç öncesinde eğer nitrik asit veyahut da hipoklorik asit gibi asit türevlerinden bir sıvı katılırsa, ki bunun içinde pH düşürücü özel ilaçlar var bayilerde satılan, onları kullandıklarında özellikle mantar ilaçlarının çabuk bozulmasını engellerler. Çamaşır suyunun hikayesi budur. Ama bazı çiftçilerimiz de gitmişler, çamaşır suyunu direkt atmışlar. Ama sonuç alınabilir mi? Çok bir sonuç alınacağını düşünmüyorum. Çünkü Selkospora ile mücadelede kullanılan ilaçların çift etki olması gerekiyor. Kontak, yani dokunduğu anda öldürebilen olması gerekiyor. Bir de içine girip sistemik olarak çalışması gerekiyor. İki yerden koruması gerekiyor. Onun için genellikle de biz ilaçlamada çift etkili, kontak ve sistemik ilaçları tercih ediyoruz. Çamaşır suyu sadece o gün tarlanın yaprağının, pancarın yaprağında olan mikroplar varsa onları öldürmeye yardımcı olur. Onun dışında farklı bir koruma sağlamaz. Evet, buradan da açıklama yapmış olduk. O zaman sorumu sorayım, reklama gidelim, devam edelim geldiğimizde Oğuz Kavuncuoğlu. Şimdi siz az önce bor kullanımından bahsettiniz. Bitki besinlerinin zamanında doğru alınması önemli dedik. Bor kullanımının öneminden bahsettik. İzleyicimiz de der ki hocam Burdur'dan Mehmet Acar ben. Bor elementini ilaç holderiyle atsak nasıl olur? Dönüme kaç litre ve ne kadar suyla atalım? Sizleri de takip ediyorum. İnşallah başkan olursunuz demiş. Sevgiler. Evet. İsmi neydi izleyicimizin? Mehmet Acar Burdur'dan yazıyor. Ha, Mehmet Bey. Evet. Mehmet Bey, bor kullanımı pancarın 8-10 yaprak döneminde olması gerekir ama söküme bir ay kalana kadar da bor atılabilir. Teknik olarak bu mümkün. Bu kullandığınız borun cinsine göre dekara 100 gram, 300 gram, 500 gram civarında, burada hangi boru kullanıyorsanız ona göre bir şey tavsiye etmem gerekiyor ama hangisi olduğunu bilmiyorum. Bor yağmurlamaya atılır ama en iyi uygulama yöntemi, bor pancarı yapraktan daha hızlı ve daha aktif girer. Onun için yaprak uygulanmasıdır. Bugün dahi bor atılır. Bor kullanımında pancarda pancarın hastalıklara karşı direncini artırır. Şeker oranı için, özellikle şeker oranını yükseltmek için bor atılmış bir pancardan sonra da pancara bir bor atımından sonra bir de potasyum atıldığında şekerde en az 1-1,5-2'ye yakın bir polar artışı olacaktır. Potasyumla ilgili de burada bir önemli not söylemek istiyorum Sevda Hanım. Buyurun hocam. Bana çok soru gelmeye başladı. Bunu arkadaşlarımız not etsinler. Sağlıklı pancara potasyum atılır. Bakır ve bor atılmışsa potasyum çok iyi çalışır. Hocam, bakır ve bor atılmamışsa potasyum çok fazla çalışmaz Sevda Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. Bence geldiğimizde bu cümleyi tekrar tekrarlarız ama izninizle bir araya gidelim, hemen gelelim. Peki. Teşekkür ederiz. Evet değerli Agro TV izleyenleri, kısa bir reklam arası veriyoruz. Ardından devam edeceğiz. Evet, tekrar iyi akşamlar değerli Agro TV izleyenleri. Pancar Şekeri programıyla devam ediyoruz. Oğuz Kavuncuoğlu ile birlikte bu akşam şeker pancarında hastalık ve zararları konuşuyoruz ve Selkospora'yı konuşuyoruz. Hemen seslenelim Oğuz Bey'e. Oğuz Bey, merhabalar, duyabiliyor musunuz sesimi?
Gayet iyi duyuyorum Sevda Hanım. Harika, ben de sizi duyuyorum hocam. Şimdi Sarkospora'yı konuştuk. İlk bölümde bir önceki programlarımızda da konuşmuştuk. Hastalık belirtilerini konuştuk. Nasıl gelişiyor, nasıl çoğalıyor, öncesine teşhis edebilir miyiz? Üreticiye vermiş olduğu ekonomik zararları konuştuk. Sarkospora ile nasıl mücadele ediyorsunuz onu konuştuk. Doğru ilaçlama nedir dedik. En son bu hastalıkla mücadelede bor kullanımının ne kadar önemli olduğundan bahsetmiştik. Bir de potasyumu söylüyordunuz. Reklam arasına girdik. İsterseniz onunla bir tekrar birkaç cümle alalım. Konumuzu orada noktalayalım. Sonrasında şeker pancarı girdi fiyatlarıyla bir sektöre dair sizin yorumlarınızı alalım. En son ne demiştik? Potasyum kullanımı pancarda özellikle şeker oranı için gayet önemli demiştik. Şeker oranında nasıl söyleyeyim? Potasyum şeker oranını yaklaşık 1-1,5 polar 2 polara kadar artırabilen bir element. Bunda hemfikir olmamız lazım. Ancak öncelikle şunu yapmamız lazım. Öncelikle bakır, arkasından boru kullanmış olmamız lazım ki biz potasyumdan maksimum faydayı sağlayabilirim. Bunun için tekrar söylemek istiyorum. Biz pancarda doğru sıralamayı yapmamız gerekiyor. Bir çiftçimiz sormuş hatta hocam, kim sormuş onu söyleyeyim ben size. Buyurun hocam. Kim? Ramazan Bardak. Pardon, Ramazan değil. İyi verim almak için ne yapmamız lazım diye sormuş. Ben de bununla ilgili zaten şeyi söyledim, dedim ki baştan aşağı ben pancar gruba yazdım bunu. Pancar grupta iyi bir profesyonel pancar üretimi nasıl olur, onun sıralamasını yaptım. O arkadaşımız da oradan okursa onda sevinirim. Bunların hepsini sıralı olarak ben yazdım. Tabii bazen çiftçimizin kolayına geliyor. Hocam hadi şunu bana bir anlatıver. Dediğiniz şeyin benim anlatmam 2 gün sürer. Baştan aşağı. Biz burada farkındaysanız konu konu gitmeye çalışıyoruz. Onun için bu önümüzdeki Ağustos ayındaki Ağustos ayı içinde potasyum kullanımı çok önemli. Potasyum içinde dediğim gibi daha önce bakır ve bor kullanmış olmak potasyumun etkisini daha çok artırır. Yanmış yaprakları olan bir pancarda söyleyeyim, potasyum kullanmak çok mantıklı değil. Evet. Sorumuz daha var Sevda Hanım. Onu isterseniz siz sorun. Grupta mı yazmışlar? Sayın hocam, Vezir Köprü'den sizi izliyoruz. Evet, gördüm. Gördünüz mü? Evet, okuyayım hocam. Sayın hocam, Vezir Köprü'den sizi izliyoruz. Şu an hocam bizim bir sıkıntımız var. Biz pancarı söktükten sonra 1 veya 2 ay bekletiliyor kantarlarda. Bundan hiç memnun değiliz. Bunun bize zararı olur mu diyor. Pancara verdiği zarardan bahsediyor. O kantarda bekleyen pancarla alakalı. Çiftçi kantara pancarı teslim etmişse ona artık çok bir sorun olmaz onun için. Çünkü polar ölçülmüştür çiftçinin. Onun bedeli çıkmıştır ama kantarda bekleyen bir pancar varsa bu fabrika için, yani bir bölgede bekleyen bir pancar varsa bu fabrika için çok büyük bir zarardır. Fabrika için olması gereken şey pancar söküldükten sonra en iyi ihtimalle 24 ila 48 saat arasında fabrikaya girip şekere dönüştürülmesi gerekiyor. Çünkü içeride de bir 36 saatlik bir süresi var şekere dönmek için. Kantarda bekleyen pancarlarda verim düşmeye başlar. Su kaybetmeye başlar. Belli bir müddet sonra artık buharlaşma başlar. Buharlaşmadan sonra şeker altına doğru akmaya başlar. Türkiye'de çoğu fabrikada bu siloda bekleyen pancarlardan çok ciddi şeker kayıpları oluyor. İsimlerini vermeyelim. Bir tanesi yani. Oğuz Bey, bu arada çok özür diliyorum. Araya giriyorum ama yayına bir ses geliyor. Kameranızdan geliyor olabilir mi ya da masadan geliyor olabilir mi? Bir saniye ben. Kamera sallanıyor olabilir dediler. Olabilir, evet. Tamam. Evet. Oğuz Bey, o zaman Oğuz Bey bir tam yerleşmesi için birkaç dakika izin verelim. Geldiğinde evet. Geldiniz mi hocam? Geldim. Tamam. Evet, ses kesildi mi arkadaşlar? Tamam, teşekkür ediyoruz. Buyursunlar hocam. Kantar demiştik en son.
Değerli evet. izleyicimizin sorusu. Evet, şimdi o kantarda bekleyen pancarlar fabrika için çok büyük bir problemdir. Bir fabrikadan örnek vereyim, rakamlarına baktım. Bedeli ödenenle işlenen pancarın polarlar arasında yaklaşık 0.8 bir fark var. Bu pancarda 700 bin ton işleyen bir fabrika için 5 bin ton civarında bir şeker kaybı demektir bu bizim için, fabrika için. Bu da 5 bin tonda bugün 20 trilyon civarında bir kayba sebep olur. Onun için de bu arkadaşın sormaya çalıştığı sorunun cevabı buydu. Yani kantarda beklemeden pancarın organize bir şekilde hemen tarladan fabrikaya taşınması gerekiyor. Buradan bunu anlatmamız gerekiyor. Buradaki konumuz bu. Evet. Şimdi yavaş yavaş artık şeker pancarı sektörünün sıkıntıları, problemleri nedir? Değerli, sizin de tabirinizle garip şeker pancarı üreticisinin, çiftçisinin üzüntüleri, sıkıntıları nelerdir? Biraz bunu konuşalım diyoruz. Bu yükselen girdi maliyetlerini konuşalım diyoruz. Çiftçinin, üreticinin belini büken girdi maliyetleriyle başlayalım. Sonrasında bu şeker fiyatlarına zam gelmeyecek mi diyor üretici. Ve pancar fiyatları ne zaman açıklanacak diyor her zamanki gibi. Yavaş yavaş konuşalım. Öncelikle girdi maliyetleriyle başlayalım. Buyursunlar hocam. Garip dediniz ya Sevda Hanım, ben oradan başlamak istiyorum. Evet, duygusal ben, olarak böyle bir o cümleyle girmek istiyorum. Ben resim paylaşırken de garibanın pancarı diye paylaşıyorum. Garibanın pancarı, evet evet doğru. Garibanın pancarı. Yani orada dikkat ederseniz özel seçilmiş bir kelime. Fakir, fukara falan değil, gariban. Yani garibanın sözlükteki karşılığı sahipsizdir, sahipsizliktir. Yani bu sebeple biz bunu kullanıyoruz. Ben bunu pancar çiftçisi olarak kullanıyordum ama baktık ki Türk çiftçisinde de böyle bir sıkıntı var. Burada yaptığımız gibi herkes bu bir problemin üzerine konuşuyor ama kimse bir çözüme gitmiyor, çözüm arayışı yok. Veyahut da sunulan çözümler gerçek manada insanların problemlerinde etkili değil. Bizim şeker sektörü şu anda en sıkıntılı sektör. Sebebi şu, bu buğdayla mısır örneği ve 3-4 örnek üzerinden gidelim. Buğday, mısır, ayçiçeği ve pancar olarak konuşalım. Bunların hepsinin yurt dışından ithalatı, ihracatı serbest. Yurt dışındaki dolar bazlı fiyatı anında ayak uydurabiliyorlar. Buğdayın fiyatı 3 kat artmış. Mısırın fiyatı 3 kat artmış. Hakeza, ayçiçeğinin fiyatı 3 kat artmış. Orada biz çiftçiler diyor ki ya girdi maliyetlerimiz yüksek. Tamam. Hepimiz kabul ediyoruz. Bugün dapın tonu 6.500 lira olmuş. Çok büyük bir para. Bir torba gübreye 350 lira, 330 lira gibi bir para veriyorsunuz. Rakam olarak çok büyük. Ama ya sattığımız üründe para 3 kat arttığı için aslında sadece rakamların miktarları, senetlerde veyahut da ödemelerdeki miktarlar artıyor. Sonuçta bizim şeyimiz girdi karşısındaki ürün fiyatımız değişmiyor. Ama pancarda 1200 dolar seviyesinden şu anda 470 dolar seviyesine düşmüş şeker fiyatı. Bu zaten bir de şekerin ithalatı ve ihracatı yasaktır. Özel izinle yapılması gerekir. Kotası bunun için vardır. Ama biz burada kendi içimizde pancar çiftçisi gerçekten gariban ve çiftçi açısından bakıyorum. Olması gereken fiyat pancar, buğday 80 kuruş 1 lirayken pancar 300 liraydı. 336 aldı geçen sene. Önümüzdeki yılın ne olması gerekiyor? Bunu tartışmamız gerekiyor. Ben buğdaya, pancara, buğdaya, ayçiçeğe ve mısıra göre bir hesaplama yaptığımda minimum 565 lira fiyatı çıkıyor. 563, 565 lira bir ton pancarın bedeli olması gerekiyor. Ama şekerin fiyatına bakıyorsunuz. Eğer fabrika şekeri bu fiyattan alırsa bu defa fabrikalar ceplerinden yani zararına satış yapmaya başlayacaklar. Şeker sektörünün bir sektörünün önünü tıkamak istiyorsanız devlet kanalında olan bir karar ve mekanizmasında siz zammı engellerseniz sektörün her şeyini tıkarsınız. Bir de şeker sektöründe hep söylediğim bir şey var. Diyorum ki %85'e yakın kısmı sanayiye satılıyor. %15'i sofralara geliyor bu ürünün. Bunun içinde bizim
sanayiye sattığımız kesime bakıyorsunuz. Kimler? Çikolata fabrikaları, kola fabrikaları, buğdaycı, işte bisküviler. Onların hepsi 3 kat zam yapmışlar. Geçen iki ürünlere, hafta önce mamullere. Zaten, mamullere, evet. 2 hafta önce de külliyedeydik, davet edildik, gittik. Onlar da tekrar tekrar 2 saat boyunca biz bunları anlattık, rapor olarak da sunduk. İnşallah oradan güzel bir cevap gelir. İnşallah söylediklerimiz yerine ulaşır. Bu sektörün 2 tane tarafı var. Bir, işletmeciler tarafı, bir, çiftçiler tarafı. Çiftçiler tarafını yönlendiren, tamamen kazandıran kısım da işletmecilerin fiyat politikası. İşletmecilerin fiyat politikasını belirleyen de devletin kendi fabrikalarında yaklaşık 960 bin ton üretilen kotada devletin koyduğu fiyatlar. Yani bu da özelleştirme de çok tuhaf olur. Bir tarafta 13 tane özelleşmiş fabrikamız var. 7 tane panko birlik veyahut da kooperatif fabrikaları var. Onun yanında daha özelleşmeyi bekliyor. 14 tane daha fabrikamız var. Birbirine çorba oldu karıştı. Yani bunun ya hepsini satsaydık, piyasayı serbest piyasa ekonomisine bırakıp da biz onunla devam etseydik veyahut da hiçbirini satmasaydık, eski sistemde devam etseydik. Ama şu anda burada özellikle Türk Şeker'in izlediği politikada şekere zam yapılmaması bu sektörün önünü tıkayan en önemli sebeplerden bir tanesi. Bununla ilgili benim yazdığım rapor var. Onun da bir kısmında da şöyle bir cümle kullanıyorum. Diyorum ki 8 milyon kişi bu sektörden ekmek yiyor. 8 milyon kişi direkt ekmek yiyen kısım. Eğer pancar üretmezseniz hayvancılığı geriletirsiniz. Nakliye sektörü çok ciddi sıkıntıya düşer. Türkiye'de maya üretemezsiniz. Hamur mayası melas olmadan üretilemiyor. Alkol üretimi hakeza ona göre daha zor yapılmıyor. Daha maliyetli yapılmaya başlıyor. Ve en önemli sıkıntı bu sektör bittiğinde 8 milyon kişiye ekstra gelir kaynağını biz nereden vereceğiz? Ekstra yani bunun bu adamlara ekmek vermemiz gerekiyor. Burada 20 milyon ton pancara bugünkü parayla yaklaşık 8 katrilyonluk bir değer üretiyor. Sadece pancar bedeliyle. 2,5 milyon ton şekerle 12 katrilyon da oradan bir değer üretiliyor. Bu üst üste koyduğunuzda 20-25 milyar TL'lik bir büyüklüğe sahip bir sektör. Bunu da 8 milyon kişi kendi arasında az çok paylaşıyor. Bu sektör bittiğinde belki bizim çiftçimiz de biraz bu konuda pancar çiftçisi iyi çiftçidir aslında. Yani bir buğday çiftçisine göre, bir ayçiçeği çiftçisine göre daha bilinçli bir çiftçidir ve gitti mi geri gelmiyor. Biz 15 yılda 400 bin pancar üreticisini kaybettik. Evet. Bu sektörden çıktılar. Ama bu sektör sadece bir nasıl söyleyeyim, sadece bir şeker üretim sektörü değil, artık burası bir sosyal kurum. Bunun bu gözle görülmesi gerekiyor. Onun için de tekrar tekrar bu zammın gündeme gelmesi gerekiyor. Bu şekerin fiyatı pancarın 15'te 1 kadar bir fiyatla, ya da tam tersine söyleyeyim, pancarın fiyatının 15 katı şekerin fiyatı olması gerekiyor. Ama maalesef şu anda Türkiye'de en ucuz şey şeker. Bir ciklet, bir sakız 50 kuruş, pancar hala 33 kuruşta bekliyor. Bu da bizim artık karar vericilerimize, artık yani tam menşeine kadar gittik, söyledik. Artık sonucu bekliyoruz. Belki bir daha çağırırlar, bir daha gideriz ama biz söyleyememiz gereken yerlere bunları söyledik. Aslında çok güzel bir özet var Oğuz Bey, okumak istiyorum. Üreticimiz yazmış, demiş ki ben Kütahya'dan yazıyorum, iyi akşamlar. Altıntaş'tan, Kütahya Altıntaş'tan yazıyorum. İbrahim Çelik. Yükselen girdi fiyatları üreticinin belini büktü. Maalesef pancar taban fiyatı üreticiyi, yani bizleri memnun etmiyor. Çiftçi alternatif ürünlere yönelmeye, yönelmeye başladı diyor. Pancar cazibesini yitirdi. Üzülerek belirtiyorum ki böyle giderse Nebeşe'ye doğru, Nebeşe'ye mahkum olacağız demiş. Sonrasında da demiş ki şeker pancarı çok stratejik bir bitki aslında. Umarız geç olmadan değeri anlaşılır. Buradan da İbrahim Bey'e çok selam olsun. Güzel özetlemiş. Evet. Zaten bu zammı yaptırmayan taraf hiç öyle olacağını tahmin etmiyorum. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız bizim
iki defa NBŞ kotalarını düşürdü son iki yılda. Ama bize gelen duyumlarda bunların hala bu nişasta bazlı şekerleri üretip sattığıyla alakalı ciddi duyumlarımız var. Geçen bir ay önceki bir genelgede de bu özellikle Türkiye'de kurulu kapasitesi 1 milyon 300 bin ton olan 5'i resmi, 5'i gayri resmi nişasta bazlı şeker üreticisi lisanslı şirket var. Bunlara da 67 bin ton kota tahsis edildi. Bu tahsiste hani ben de şeyimiz var, biz de işletmeciyiz. 1 milyon ton kapasite var, 60 bin tonla çalışır mı orası? Kesinlikle çalışmaz. Başka şeyler var orada. Onun için de çıkan bir genelgede daha sık aralıklarla bu sektörde özellikle nişasta bazlı şeker satışlarının kontrol edilmesiyle alakalı bir kanun da çıktı. Bu da bizi sevindirdi ama bu kanun uygulamaya geçti mi? İnsanlar veyahut da kontrol edecek merciler kontrollerini yapıyorlar mı? Bununla ilgili bir sonuç var mı? Onunla ilgili de kesin bir bilgimiz yok şu ana kadar. Ama nişasta bazlı şeker ne nişasta sanayici üreticileri istedikleri tek bir şey var bu ülkede. Şeker pancarı piyasadan kalksın. Herkes mısır eksin. Herkes mısır ektikten sonra zaten biz şekeri oradan karşılıyoruz. Bu arada mısır şekeri kristalleşemiyor. Onu da buradan da söyleyeyim. Halkın sağlığı kimsenin umurunda değil. Yüzlerce, binlerce yayın var. Bu nişasta bazlı şekerlerin insan sağlığına olan zararlarıyla alakalı. Karaciğerde parçalanmayıp gidip damarlarda birikmesi, insanların nasıl sağlık problemleriyle gark ettiğini herkes, her üniversitede, Amerika, Avrupa'daki üniversitelerden gelen yüzlerce sonuç var. Ama maalesef bu sektörün Türkiye'deki faaliyetleri durdurulamıyor. Avrupa'yı merak ettim, sordum. Avrupa'da %2, %3, %5 kotaları var. Çok cüz'i de satışları var. Sordum, dedim ki yani sizde, bizde yasak değil ama dedi bizim insanımız pancar şekeri haricindeki şekerle yapılan gıdaları tüketmiyor. Alırken buna çok dikkat ediyor. Bu sebeple de bizim Türkiye'de, bizim Türk insanımız zaten ekonomik sıkıntılarla boğuşurken aldığı bir ürünün nişasta bazlı mı yoksa sakkaroz mu, pancardan gelen şeker mi olduğunu sorgulayacak insan sayımız çok fazla değil maalesef. Bunun için de bizim devlet olarak veyahut da yöneticiler olarak bu işe bir yasak getirmemiz gerekiyor. Halk sağlığıdır bu. Bu her şeyin önünde. Arkasında hangi sektör besleniyormuş, beslemiyormuş o bizi çok bağlamaz. Nişasta bazlı nişasta sanayisi nişasta bazlı şeker üreticilerinin baskılarıyla sektörde yaşadığımız sıkıntılar, şekere zam yapılmaması, şekere zam yapılmadığı için de geriye dönük pancara zam yapılmaması, girdi fiyatları almış başını gitmiş, üçe katlamış, mazottaki artış biraz az ama elektrik ve gübre çok ciddi can yakıyor şu anda. İlaç fiyatları afaki arttı, dolarla gelen her şey ama pancar fiyatları artmadı. İşte bu sıralamaya bir dikkat edilerek bu işte bir çözüm bulunursa, yani bir zam değil de daha çok bu saatten sonra bizim ihtiyacımız olan yeniden bir fiyat ayarlaması olması lazım. Çünkü 96'da 4 liradan pancar 11 liraya çıkmıştı. O yıl biz yaklaşık 500 bin ton şeker ihracatı yaptık ve ülkeye döviz getirdik. Necmettin Erbakan'ın dönemiydi sanırım. Evet, onun dönemiydi. Böyle bir ayarlamanın, tekrar şeker sektörünün böyle bir ayarlamaya ihtiyacı var. Asıl problemimiz bu Sevda Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Çok değerliydi. Sizleri en kısa sürede daha uzun uzun konuşmak için de İstanbul stüdyolarına bekliyoruz. Bu arada da Emirdağ'dan Abdülkadir Tike, Eşrefli Köyü'nden Emirdağ'dan bir çuvalın bir çuval şeker demiş hocam. Size de selamlar söylemiş. Selamını da söyleyeyim size. Buradan da selam olsun Sevda Hanım kendilerine. Çok teşekkürler. İnşallah önümüzdeki programda görüşürüz. Süremiz var mı? Bitti mi? Şu an bitti. Bu son cümleniz olursa noktalayalım. Peki. Burada dilimiz döndüğünce biz aktarmaya çalıştık problemleri. Bunların daha farklı platformlarda daha güçlü bir sesle söyleyebilmek için
elimize bir güç, bir sopa lazım bizim. Onun için de biliyorsunuz Amasya'daki seçimlerle başlayan bir sürecimiz var. Bu sürecin sonunda inşallah sesimiz daha güç çıkacak. Çiftçinin sorunlarına çok daha iyi eğileceğiz. Bu sektörü bir şekilde ayakta tutup ilerilere taşıyacağız Sevda Hanım. Onun için de biliyorsunuz son bir yıldır köy köy dolaşıyoruz. Allah herkesin hakkında hayırlısını versin. Hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler hocam. Başarılar diliyoruz. Çok sağ olun. Evet değerli Agro TV izleyenleri, Bir Pancar Şeker programının da sonuna geldik. Oğuz Kavuncuoğlu'na teşekkür ediyoruz. Şeker pancarındaki hastalık ve zararlardan Serkospora'yı konuştuk ve şeker konuştuk, pancar konuştuk, fiyatları konuştuk. Nasıl olması gerekiyor dedik. Biraz sektörü değerlendirdik Oğuz Kavuncuoğlu ile birlikte. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, iyi akşamlar.